Efendim hoş geldiniz, safalar getirdiniz, hayırlı geceleriniz, hayırlı sahurlarınız, bereketli sofralarınız olsun. Gaziantep'ten TVNET ekranlarından sesleniyoruz sizlere. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği sahur programındayız efendim. Ramazan ayı, Kur'an ayıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere Kur'an'da geçen bir ayette, Bakara Suresi 2. ayetinde şöyle söyler. Şüphesiz ki bu kitap müttakiler için yol gösterici bir kitaptır. Başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere kendisi yaşayan bir Kur'an'ın ifadesidir. Bilirsiniz, Hazreti Ayşe annemize bir gün gelip şöyle söylemişlerdir. Onun ahlakıyla alakalı sorular sorduklarında, onun ahlakı Kur'an'dı demiştir Ayşe annemiz. Bununla beraber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaşayan Kur'an olmasının yanında ashabına da Kur'anca yaşamayı öğütlemiş ve bununla ilgili titizlikle bir inşa sürecine girmiştir. Öyle ki ashab, sahabe efendilerimiz birbirleriyle karşılaştıklarında Kur'an'a göre ayetlerle konuşurlar. Bir olayla münasebete girdiklerinde Kur'an'ın ayetlerine başvururlardı. Sadece sahabe efendilerimiz değildi Kur'an'ın ayetlerine başvuran, Kur'an'a hayranlık duyan. Mesela Velid bin Mughre, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın okuduğu ayetleri dinledikten sonra müşriklerin yanına gider ve gönlünün yumuşadığını, Kur'an'a karşı hayranlık duyduğunu gören Ebu Cehil ona şöyle söyler. Velid, kendine gel. Hadi bize Muhammed hakkında kötü bir şeyler söyle. Fakat Velid bin Mughre şöyle bir geri çekilir ve der ki, andolsun ki şiirin veznini sizin aranızda benden daha iyi bilen hiç kimse yoktur. Fakat onun okuduğu ne şiir ne de sihirdir. O muhakkak Allah kelamıdır der. Bununla beraber mesela Ebu Cehil, Velid bin Mughre'yi tenkit eden Ebu Cehil, Ebu Sufyan ve Ahnes'le beraber o meşhur hikayede Hazreti Peygamber'i gizlice Kur'an okurken dinlemeye giderler. Bilirsiniz, Hazreti Peygamber aleyhisselam fecir çıkana kadar namaz kılar, bazen Kur'an okur, Ramazan ayını Kur'an'la geçirirdi. Velid bin Mughre'yi tenkit eden Ebu Cehil, Ebu Sufyan ve Ahnes, Hazreti Peygamber Efendimiz'i gizlice Kur'an okurken dinlemeye giderlerdi. Birbirleriyle karşılaştıkları zaman birbirlerini kınarlar. Hatta nasılsa onu kınadım, ertesi gün gelmez düşüncesiyle yine Efendimiz'i Kur'an okurken, Kur'an'ın mucizesine kayıtsız kalamayarak dinlemeye giderlerdi. Tabii insanlık tarihi boyunca Kur'an'la münasebet etme şerefine nail olan, bu Kur'an'la münasebetten nasiplenmiş herkes, Kur'an'ın harika ve mükemmelliği karşısında kayıtsız kalamamıştır. Mesela onlardan biri meşhur Rus yazar Lev Nikolayevic Tolstoy, İtiraflarım adlı kitabında inanca dair bir eleştiri, derin bir eleştiri yaptıktan sonra ömrünün sonunda Muhammed ve Hadisler adlı bir kitap yazmış ve Kur'an'a karşı büyük hayranlığını ifade etmiştir. Efendim, Lev Nikolayevich Tolstoy'un yanında Napolyon Bonaparte Mısır'a girdiğinde 1789 yılında Mısır'da Kur'an'la münasebet kurmuş ve Kur'an'a karşı hayranlığını gizlememiştir. Mahatma Gandhi yine Kur'an'ı ve Müslümanlığı titizlikle incelemiş, hayatı boyunca Kur'an'a karşı hayranlığını gizlememiştir. Efendim, bugün hayat rehberi olarak Kur'an konusunu işleyeceğiz. Birazdan konuklarım var, davet edeceğiz, muhabbetimize başlayacağız. Az sonra beraberiz.
Efendim tekrar hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. TVNET ekranlarından Gaziantep'ten sesleniyoruz sizlere. Deprem bölgesindeyiz efendim. Depremzede kardeşlerimizin hemen yanındayız. Ramazan çadırımızı bu sene oraya kurduk. Efendim girizgahta ifade ettiğim gibi bugün hayat rehberi olarak Kerim kitabımızı, Kur'an'ı konuşacağız. Konuklarım var stüdyoda. Hemen tanıtayım, muhabbetimize başlayalım. Efendim İl Müftümüz Hüseyin Hazırlar. Hocam hoş geldiniz, safalar hoş getirdiniz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Hamdolsun, rahmet ayına kavuşmanın sevinciyle bir nebze olsun. Hüzünlerimizi, o mahzun oluşumuzu unutmanın gayreti içerisindeyiz. Cenab-ı Hak idrak ettiğimiz rahmet ayını hepimiz için hayırlı ve bereketli kılsın diyoruz. Amin hocam, Allah razı olsun. Sağ olun, davetimize icabet ettiniz, var olun. Peki, İHH Arama Kurtarma Ekip Lideri Ömer Ünal abimiz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Teşekkürler. Abim nasılsınız? Hamdolsun Mevla'ya, sizler nasılsınız? Allah razı olsun, bizler deyiz. Allah'a emanet olun. Şimdi hocam, hayat rehberi olarak Kur'an-ı Kerim diye başladık. İnşallah programın ikinci bölümünde Kur'an-ı Kerim ve hayat rehberimizle, hayat rehberimizin nasıl olduğuyla ilgili konuya girelim. Ama öncesinde deprem, büyük bir afet atlattık ve depremde sizin çalışmalarınız var. Bu bölgede biz sizinle birkaç yerde karşılaştık. Türkiye Diyanet Vakfı olarak nasıl çalışmalar yürüttünüz? Bu konuyla alakalı ne söylemek istersiniz? Elbette. Ben öncelikle bu afette kaybettiğimiz bütün kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak vefat eden kardeşlerimizin her birine şehadet mertebesini ihsan eylesin diyorum. Tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim benzer afetlerden, musibetlerden, başta milletimiz olmak üzere İslam alemini ve bütün insanlığı muhafaza eylesin. Amin. Hakikaten kelimelerin tükendiği, sözün anlamını yitirdiği büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. Adeta küçük bir kıyamet sahnesi gibiydi. Tabii bu felaketle karşı karşıya kaldığımız andan itibaren müftülük olarak, Diyanet Camiası olarak ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak hemen alanda olmaya çalıştık. Çünkü felaketin boyutları çok büyüktü. Vefat eden canlar, yıkılan evler vesaireler, yani büyük bir yıkımdı. Yani bu büyüklükteki bir yıkım ancak bizim tarih kitaplarında okuyabileceğimiz büyüklükteki bir felaketti. Tabii hızlı bir şekilde organize olmamız gerekiyordu. İnsanımıza dokunmamız gerekiyordu. Bununla alakalı işin gerçeği, ilk aldığımız tedbir şu oldu ilimizde ve diğer illerimizde. Sadece depremin üzerinden yarım saat bile geçtikten hemen sonra bir defa camilerimizi, bütün hasarsız camilerimizi kardeşlerimize, vatandaşlarımıza açtık. Bu önemli bir şeydi. Çünkü o gecenin karanlığında insanımız sokaklara çıkmıştı, korku vardı, endişe vardı, panik vardı, sığınacak yer arıyorlardı. O yüzden bütün hocalarımızla, cami görevlilerimizle koordineli olarak hasarsız olan bütün camilerimizi vatandaşımıza açtık. Tabii burada da enteresan bir durum var. Onun altını özellikle çizmek isterim. Aslında camilerde betondan, demirden yapılardı, insan yapısıydı. Tabii. İnsanımız evlerinden çıkıp camilere sığınmak istedi. Bir hocamızın ifadesiyle aslında orada camiye sığınmak Allah'a sığınmaktı yani. Çünkü insanın kalbindeki o korkuyu, o endişeyi giderecek olan yegane güç Rabbimizin kudretiydi. Ona sığındı insanımız. Bizler de hep beraber camilerimizi açtık. Tabii camilerimizde bu felaket boyunca bir ilçenin nüfusundan fazla insanımız camilerimizde ikamet ettiler. Kayıtlara giren yaklaşık 165 bin kardeşimiz camilerimizde kaldılar. Tabii sadece onlar orada konaklamadılar. Hocalarımız onların yaşelerini temin etmeye çalıştı. Hocalarımız onlara manevi destek sunmaya çalıştılar. Tabii bununla beraber gıda yardımı, camilerin önünde kazanlar kaynadı, kardeşlerimizin beslenmeyle alakalı ihtiyaçları giderildi, hijyen paketleri dağıtıldı. Hasılı bir evde ihtiyaç duyulan ne varsa onları camilerde halkımızın istifadesine sunmaya çalıştık. Tabii felaketin yaşandığı bölgede de farklı görevlerimiz vardı. Vefat eden kardeşlerimiz vardı.
burada o kardeşlerimize karşı son görevimizi yerine getirmemiz gerekiyordu. Sadece cenazeyi kaldırmıyorduk. Biz gönüllere ağır gelen o yükü de kaldırmak için gayret ediyorduk hocalarımızla beraber. Öyle tablolar vardı ki yakınlarını kaybetmiş kardeşimiz, birkaç cenazesi var, bir başına gelmiş, tek kişi, iki kişi gelmiş ama cenazesi üç kişi, dört kişi. Biz onu sadece cenaze namazını kıldırmadık. Biz onunla beraber, çünkü birkaç din görevlimiz vardı, onunla beraber saf tuttuk, cenaze namazını kıldık ve kıldırdık. Biz onun helalliğini istedik, helalliğini aldık, birlikte omuzladık ve son görevimizi yerine getirerek kabre, ebedi aleme uğurladık. Bununla da yetinmedik, hane hane ziyaretler gerçekleştirdik. Bunun da önemli olduğuna inanıyorduk. Çünkü enkazda vefat eden kardeşlerimiz şehadet mertebesine ulaştı ama geride kalanların da gönül yarası vardı. Onları onarmak, onları iyileştirmemiz gerekiyordu. Kesinlikle. Bakınız sadece Gaziantep'te, il dışından gelen rakamı söylüyorum, 3000'den fazla Diyanet görevlisi buraya geldi. Bu cenaze hizmetleri başta olmak üzere, manevi destek hizmetleri, yardım faaliyetlerinde bulunmak üzere buralarda görev aldılar. İlimizdeki görevlilerimiz, gönüllülerimiz hariç. Ve bunlar çok zor şartlar altında, çadırlarda, bir kısmı araçlarında kalmak suretiyle bu hizmetleri o kadar gönülden yaptılar ki, buraya gelen bütün bu zorluklara rağmen hocalarımız buradan ayrılırken, inanın gözyaşları içerisinde ayrılarak gittiler. Keşke daha çok kalsak, bu kardeşlerimizin elinden tutsak diyerek bu hizmetleri yerine getirmeye çalıştılar. Tabii bu cenaze hizmetlerinin yanı sıra dediğim gibi bütün köyleri taramamız gerekiyordu. Yakınlarını kaybeden kardeşlerimizi ziyaret etmemiz gerekiyordu. Bunun için de ekipler kurduk. Köy köy, hane hane tespitler yapmak suretiyle taziye ziyaretlerinde bulunduk. Kur'an-ı Kerim okuduk, dualar ettik. Onların gönlüne dokunmaya çalıştık ki bu o kadar önemliydi, o kadar değerliydi ki hamdolsun bu konuda özveriyle çalışarak kardeşlerimizin, yakınlarını kaybedenlerin yanında olmaya çalıştık. Tabii bir hizmetimiz daha oldu, o da önemliydi. Camilerimiz bu felakette ciddi manada zarar görmüştü. 300'ü aşkın camimiz farklı boyutlarda hasar görmüştü. Dini hayatı hızlı bir şekilde ayağa kaldırmamız gerekiyordu. Çünkü bizim gönlümüze ağır gelen o yükü biz ancak Rabbimize kullukla, duyacağımız ezan sesleriyle, yapacağımız Kur'an tilavetleriyle ancak aşabilirdik. Ve bunun için hızlı bir şekilde ilk yaptığımız şey önce ezan seslerini duymak için elimizden gelen bütün gayreti sarf ettik. Ve ezanın aslında bize ne kadar iyi geldiğini sahada da gördük. O ilk ezanı okurken şahsen kendim okumak için gayret ettim. Gözlemim şuydu, Allahu Ekber nidası yükseldiğinde gözyaşı içerisinde kardeşlerimizin o ezanı dinlediklerini gördüm. Evet. Bununla yetinmedik, hızlı bir şekilde yine belediyemizle, valiliğimizle, AFAD'la koordineli olarak, tabii burada Mehmetçiğimiz de bize bu konuda çok ciddi yardımcı destekler oldular. Verdi. Her birine teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun diyoruz. Allah razı olsun. Çadır hocam. Mescitler kurduk. Çadır mescitler, dediğim gibi vatandaşımızın bu felakette en önemli sığınağı oldu. Gidip ibadetini yerine getirebileceği, dua edebileceği, hüznünü yaşayabileceği ortam oluşturuldu. Ve hamdolsun yıkılan her mescidimizin yanına mutlaka bu çadır mescitleri ihdas ettik. Evet. Oralara görevlerimizi tayin ettik. Evet. Ve bu alanda hamdolsun bir boşluğa... İslahiye'de beraberdik değil mi hocam mescit evet. yapılırken? Evet, birlikteydik. Yani birlikte taşıdık. Evet, evet. Altlarına aslında. Sereceğimiz paletlerden tutun, üzerine sereceğimiz evet. halılara varıncaya kadar büyük bir heyecanla, aşkla evet. koşturmaya çalıştık. Ama burada bir şey daha yaptık. Bunu da çok önemsedik. O da şuydu, bu mescitlerin yanına biz 4-6 yaş kurslarını açtık. Diyanet çocuk dediğimiz alanları açtık ki, bu o kadar kıymetliydi ki. Çünkü bu felaketten en çok etkilenen bireylerden biri de hiç şüphesiz çocuklarımızdı. Bu felaketi anlamlandırmada, bu felaketin gönüllerindeki o travmayı atlatmada bir büyük önemleri var. Büyük bir rol lazımdı, büyük bir açılım gerekiyordu. Düşünebiliyor musunuz?
hızlı bir şekilde bunu aştık. O kadar ciddi bir rağbet oldu ki. Evet. Allah orada emek veren bütün hocalarımızdan razı olsun diyorum. Sizden de Allah razı olsun hocam. Yavrularımız can hıraş koştular, peki, geldiler, oyunlar oynadılar. Hı-hı. Onlarla el işleri yapıldı, resimler yapıldı, evet, hamur oyunları yapıldı. Burada hedef onları rehabilite etmekti, onları hayata bağlamaktı. Onların bir miktar yüzünde tebessüme vesile olmaktı. Ki hamdolsun bunda da başarılı, hı, olduğumuza inanıyorum. Peki. Ki halen bu hizmette bu devam ediyor. Bu hala da sürüyor, hizmetler devam ediyor. Ben bir şeyi daha, Türkiye Diyanet Vakfı'nın hocam, Antakya'daydık ilk gün. Enkazların üstünde kutsal kitaplar vardı, Kur'an-ı Kerimler. Mesela Türkiye Diyanet Vakfı görevlileri onları da teslim alıyor, muhafaza ediyorlardı mesela. Bir sürü kitaplar evlerden saçılmış, enkazların üstüne konulmuş, yere düşmüş, yerden kaldırılıp kenarlara koyulmuştu. Buna da şahitlik ettim mesela. Bu, Kur'an muhafazasında da bulunuyorlardı. Tabii şöyle söyleyeyim, bu Necip millet sıradan, evet, bir millet değil. En zor anında da mukaddesatına saygıyla, hürmetle davranan bir millet. Dolayısıyla o felaketin ortasında ne bulduysa, Kur'an parçası, ayet parçası, dini bir kitap ne varsa bunları toparlayarak görevlerimize teslim ettiler. Bizler de onları muhafaza etmek suretiyle onların saçılıp savrulmasının önüne geçtik. Peki. Tabii Türkiye Diyanet Vakfı'nın yaptığı önemli bir çalışma da şu oldu. Aynı zamanda beslenme ile alakalı, gıda yardımı ile alakalı önemli bir çalışma yaptı. Şu, hı-hı, an hali hazırda bugün itibariyle de günlük yaklaşık 11 bin kardeşimize sahurluk ve iftarlık vermek veriyoruz suretiyle de destek olmaya gayret ediyoruz. Tabii sadece beslenme anlamında değil, manevi bir gıda olmak üzere de iftar çadırlarımızda, iftar, peki, öncesi buradan giden hocalarımız, tamam, okudukları Kur'an tilavetleriyle, ilahilerle, sohbetlerle de manevi ikramda da manevi olarak destek verdiler. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Birinci bölümün bitmesine az kaldı. Ömer abim, sizden alacağız, evet, inşallah ikinci bölümde deprem hikayeleri de dinleyelim sizden. Siz de alanda çalışmalar yürüttünüz, alanlarda bulundunuz, enkazlarda çalıştınız. Ne söylemek istersiniz konuyla ilgili? Haliyle bu afet son 100 yılın en büyük afetiydi. Türkiye böyle bir afetle mücadele yapmamıştı şu ana kadar. Haliyle herkes bir şekilde afetzede oldu. Türkiye'de herkes, yöneticilerinden vatandaşa kadar. Biz de bu afet haberini aldığımız zaman 11. dakikada bize çağrı geldi AFAD'dan ve bütün ekiplerimiz sahaya çıkmak için hazırlıklarına başladı. İlk yıkım haberi Antep'ten geldi. Antep'ten gelince biz Antep ekip liderini arıyoruz. İşte çocukları çıkartıyorum diyor. Daha sonra bu bölge buraya müdahale olamayacağı için Adana ekibine haber ediliyor. Adana ekibi kendi ilindeki yıkımdan habersiz. Tamam, hazırlanıyoruz diyor. 10 dakika sonra onlar dönüş yapıyor. Burada da yıkım var. Öyle olunca Antalya ekibine buraya müdahil olması için çıkartılıyor. Bu şekilde işin vehameti yarım saat sonra ortaya çıktı. Yarım saat sonra AFAD'dan da bilgiler gelmeye başlayınca iller koordineli bir şekilde sevk edilmeye başlanıldı buraya. İlk etapta arama kurtarma ekipleri ne kadar hızlı bir şekilde gidebilirsek o kadar cana dokunabilirdik. Bizim gittiğimiz bölge Maraş'tı. Ankara'dan çıktığımızda saat 1 gibi, öğleden sonra 1 gibi biz Maraş'taydık. Kayseri ekibimiz sabah 9'da oraya gelmişti. Haliyle alana koordine oldu. Biz ikinci depremi Maraş'ta yaşadık enkazda. Bu da bizim için ciddi bir şey oldu. O alandaki kaosu gördük. Fakat ikinci depremi de yaşadığınız zaman nasıl bir psikolojiyi yaşadıklarını siz de hissediyorsunuz. Sonuçta afet psikolojisini iyi bilmeniz lazım ki vatandaşlara o şekilde yaklaşabilmeniz lazım verimli bir şekilde. Ve daha sonra müdahil olurken de bu afet psikolojisiyle doğru orantılı gitmek gerekiyor. Bizler arama kurtarma ekipleri olarak ilk gün itibariyle 2200 kişi civarında sahaya çıktık. Daha sonra eş zamanlı olarak arka taraftan insani yardım boyutunda, İHA İnsani Yardım Vakfı olarak insani yardım bir şekilde, hızlı bir şekilde, seri bir şekilde sahaya, evet, geldi. Özellikle 4 tane mobil aşevimiz
kuruldu. Öğleyin, Ömer ilk günü öğleyin kuruldu. İnşallah devam edelim. Kısa bir aramız var. Evet. İkinci bölüme inşallah devam edelim. Tamam. Sonra hayat rehberi Kur'an olarak devam edelim hocam sizden. Peki. Sayın izleyicilerimiz, kısa bir ara, ardından beraberiz efendim. Efendim tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu gördüğünüz, ekranda gördüğünüz yer Gaziantep'te, Masal Parkı'nda. Çadır kentin hemen yanında Ramazan-ı Şerif'imizi bu sene depremzede kardeşlerimizle beraber anlamaya, idrak etmeye çalışıyoruz efendim. Ramazan çadırımızda, stüdyomuzda bugün konuklarımız, İl Müftümüz Hüseyin Hazırlar ve Ankara İHH Arama Kurtarma ekip lideri Ömer Ünal abimiz. Araya gitmeden önce Türkiye Diyanet Vakfı'nın çalışmalarını ve İHH arama kurtarma ekiplerinin aynı zamanda diğer alandaki çalışmalarını dinliyorduk. Ömer abim, hemen size söz vereyim efendim. Yarım kalmıştık. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Buyurun. Üçüncü gün sonu itibariyle arama kurtarma boyutunda sahaya çıkan personel sayımız 7200 kişiydi. Hem arama kurtarma hem psikososyal destek ekipleri olarak 550 araç, 3 arama kurtarma köpeği ile müdahale olundu. Hamdolsun yani afet sonuçta bu bir rekor falan diye değil, sadece cana dokunma bakımından diyebilirim. 1200 civarında canlı çıkarttık enkazlardan. 2000 civarında da eks olarak çıkarttık. Bir şekilde bölgedeki insanların kanayan yaralarına bu şekilde merhem olmaya çalıştık sahada. İnsani yardım boyutunda da 10 ayrı ilde, 21 lojistik noktasında, 14 aşevi, 4 mobil tır olarak yardımlara devam edildi. Son geldiğimiz noktada 5 milyon kişiye yakın, 5 milyonu da geçti verdiğimiz yemek sayısı. 130 bin ton civarında yakacak dağıtıldı. Gene bu hijyen kitleriydi, beslenmeydi, kuru gıdaydı. 5600 civarında paket dağıtımı, bu şekilde insani yardım boyutunda da halen sahada personelimiz gönüllü ve personel olacak şekilde sahada çalışmalar 5000 kişinin üzerinde devam etmektedir. Ya insani yardım vakfı olarak. Evet. Peki depremde şahitlik ettiğiniz, siz enkazlarda da çalıştınız bildiğim kadarıyla. Şahitlik ettiğiniz hikayeler, olaylar var mıdır abi? Şimdi enkazda, afet bölgesindeki herkesin kendine göre bir hikayesi vardı. Binlerce hikaye vardı. O kadar çok hikayeye şahitlik olduk ki, az önce Kur'an-ı Kerim'den bahsedildi. Mesela bizim ilk müdahil olduğumuz kazazedemiz, dehlizi açtığımız zaman bize uzattığı şey Kur'an-ı Kerim'di. Yanında Kur'an-ı Kerim varmıştı, kendi çıkmadan önce şu kitabı bir kenara koyun diye onu uzattı. Yani o da açıkçası sahada bizim de motivasyonumuzu yükseltti. Çünkü ilk bulduğumuz kişi sağlam ve bize Kur'an-ı Kerim'i uzatıyor. Yani o boyuttan da bizim motivasyonumuz her çıkan kazazede ile biraz daha artıyor ve şevkimiz daha da artıyor. Daha çok kişiye ulaşabiliriz diye. Tabii bunlar güzel şeyler. Tefekkür boyutunda baktığımız zaman sahada öyle bir dram yaşanıyor ki normal günlük hayatımızda bizim önemsediğimiz ufak parçalar, ne bileyim bir tane LCD televizyonun kenarına bir çocuk bir leke yaptığı zaman, bir çizdiği zaman, kıyameti koparttığımız bir an, fakat deprem olduğu zaman insanların gözünün önünde o LCD televizyonları atıyorsunuz, bilgisayarları atıyorsunuz, cep telefonlarını atıyorsunuz, insanlar size tepki dahi vermiyor. Yani o bir maddi değer olarak gözünde gözükmüyor o esnada. Bizim yanımızda 6 gün yakınını bekleyen bir arkadaş vardı. Ankara'dan gelmiş bir Umkeci arkadaştı. Kuzeni enkazın altındaydı. 6 gün boyunca bizimle şey yaptı, bekledi. Sabırla bizim yanımızda durdu. Daha sonra biz enkazdan onların eksiğini aldık. Yanlarında da aile albümleri vardı. Boy boy. Ya albümü uzatıyorsun, sonuçta insanlar için albüm ciddi bir manevi değere sahiptir. Ne yapayım bu saatten sonra dedi, albümü kaldırıp attı. Yani öyle bir ana geldi ki insanlar artık maddi boyut hiçbir şey ifade etmiyordu. O yüzden
kendi kendimize tefekkür boyutunda düşündüğümüz zaman hayatı maddi olarak fazla önemsememek gerekiyor. Tabii. Çünkü yani o kadar önemli dediğimiz şey hiçbir şekilde önemsiz oluyor orada. Sahada bunlar birçok kez yaşadık. Ama işte bazı önemli olan şeyler maneviyat. Bir tane teyzemiz enkazdan çıkarttık. Dehlizden çıkmıyor. Başörtüsü yok. Ya bana dedi hemen bir bez bulun dedi. Kafamı örtmem lazım dedi. Aynen bu ifadeyi kullandı. Sonra bir baktı kameralar çekiyor. Lütfen o kameraları uzaklaştırın dedi. Biz hemen bir şekilde bir başörtüsü bulduk. Can havlinde olduğu bir vakitte bunları söylüyor yani. Evet, yani ilk aklına gelen şey maneviyatı. Evet. Yani orada çoğu kimse yani o şekilde ki insanlar normal bir vaziyette değil, günlerce enkazda ve bazı ihtiyaçlarını görüyorlar. O şekilde olmasına rağmen ilk düşündüğü şey bana başörtümü getirin dedi. Daha sonra kameralar kapatın dedi, kapattılar. Gene de biz içi huzurlu olsun diye ambulansa kadar battaniyelerle örterek götürdük. Hı-hı. Yani bizim bir görüntümüz de vardı, herkes görüntü niye vermiyorsunuz diye basın mensupları bize bayağı bir sitem etti de onun özel ricasıydı. O işte insanlar maneviyatından ödün vermiyor ama maddiyat hiçbir şey önemsemiyor orada. Hiçbir şey anlam ifade etmiyor. Bunu birçok kez gözlemledik sahada. Tabii, tabii. Yani işte o kadar çok ruh geçişleri yaşıyorsunuz ki ruhsal travmalar yaşanıyor. Çoğu arama kurtarma ekiplerinde bu olur ki bizler ekiplerimize sahaya gitmeden önce sürekli afet psikolojisini ve psikolojik ilk yardımı vermek zorundayız. Bu tür travmalar yaşanmaması için. Çünkü biz sahada iki tane ceset gördüğümüz zaman bundan olumsuz etkilenirsek bunun devamı gelmez. Yani ben sahada 22 gün çalıştım aralıksız. İkinci gün bazı şeylerden etkilenseydim şartlanarak gidiyoruz. Devam edemezdiniz oraya. Yani. Evet. O yüzden mesela bir 21 yaşında bir iç mimar kardeş vardı. Bayan. Onunla 4,5 saat uğraştım. Enkaza giremiyorum yanına. Çok dar bir alan. Muhabbet haliyle psikolojik olarak rahatlatmak için diyalog sağlamak zorundayız. Bizim psikologlarımız ve doktorlarımız da var. Onlar sığamıyor. İçeri giremiyorlar. Ben mecbur onu yapmak zorundaydım. İşte Erzurum'da bir mimarlık fakültesinde okuyormuş. Hatta depremle ilgili kentsel dönüşüm projeleri yapmış. Basında da çıktı değişik noktalarda sonra. 4,5 saat uğraştık. Fakat çıkartamadım. Yani o kucağımızda vefat etti. Orada ben bir kopmuştum zaten. Daha sonra ekip liderisin, 258 kişiyi sen yönetiyorsun. Bu şekilde düşündüğün zaman tamam Ömer kendine gel. Ama 2 saat bir koptum. Çünkü bir bağ kuruyorsun. O bağ sonucunda kucağınızda vefat ediyor. Evet, bu şekilde evet. Çok dramatik olaylar çok oldu. Çok dramatik hakikaten. En çok etkileyen buydu beni. Çünkü birebir temas sağladık. Fotoğraflarını çekiyorsun, ailesine götürüyorsun. Video sağlam, güzel diyorsun. Sağlıklı diyorsun ama vefat ettiği haberini verdiğimiz zaman o bizim yıkıldığımız tabii. An oluyor. Ümit etmeye başladığımız an maalesef başka bir yani hatta öyle bir şey oldu ki abi diyor ben çıkmadan şu telefonumu bir şarj etsen dedi. Yani bir fotoğraf çekileceğiz. Bu şekilde diyaloğu sağlamıştık. Ama takdir-i ilahi maalesef ki kurtaramadık. Rabbim rahmet buyursun. Amin inşallah. Canı rahmet çekti derler eskiler birisi anıldığı zaman. Rabbim rahmet buyursun. Şehitlerden kılsın efendim. İnşallah. Şehadeti kabul etsin inşallah. Tabii peki. Tüm bu zorluklarla buyurun beraber hocam. Bir ilave yapmak isterim. Doğrudur yani felaketi bütün boyutlarıyla yaşadık. Yıkımlar, enkazlar, vefatlar var ama sevindiğimiz bir şey var. O da milletimizi millet yapan değerlerde hiçbir sarsılma yok. Hı-hı. Az önce Ömer Bey'in bahsettiği şeyler aslında onu anlatıyor. Yani milletimizi millet yapan inanç değerlerinde, mukaddes değerlerde, kardeşlik bağında hiçbir sarsılma olmadı. O bizi sevindiriyor, o bizi mutlu kılıyor. En zor anımızda o sahip olduğumuz değerlerden taviz vermiyoruz. En zor anımızda bir kardeş olarak, bir mümin olarak üzerimize düşen ne varsa seferber olduk. Yani o bölgeye milletimiz yani yurdumuzun dört bir köşesinden şöyle söyleyeyim,
Bize en çok gelen, dışarıdan gelen din görevlisi birkaç ilden geldi, enteresandır. Kars'tan geldi, Ardahan'dan geldi, Sinop'tan geldi, Muğla'dan geldi, İzmir'den geldi. Ben onlara şunu söyledim. Değerli hocalarım, meğer bu şehirler Antep'in komşusuymuş da haberimiz yok dedim onlara. Evet, evet. Çünkü öyle bir canhıraş geldiler, öyle bir kardeşlik bağıyla geldiler ki bu sadece bir vicdan ve merhamet dayanışmasıydı deyip ancak böyle izah edebiliyoruz. Başka yani, türlü evet. izah edemiyoruz. Siz daha önce Kahramanmaraş'a gelmiş miydiniz abi? Evet. Bir vesileyle geldiniz. Evet. Yani belki Muğla'dan gelen Antep'e hiç gelmemiştir. Hiç gelmemiştir. İlk defa bu vesileyle gelmiştir yani. Yani hocamın dediği gibi sadece Türkiye içindeki illerden değil, biz sahada gördük. Afrika'nın Burundi ülkesinden. Tabii tabii. Yani. Orta Afrika dünyanın en fakir ülkesi. Gelmiş. 4 kişi çıkmış gelmiş ve bunlar Hristiyan, Müslüman da değil. Evet. Ya bir şekilde anlaştık, niçin buradasın diyoruz. Yani insanlık burada büyük bir dram yaşıyor, o yüzden geldik dedi. Kesinlikle. İspanya'dan 2 kişi buraya Türkiye'ye tatile geliyorlarmış. Havaalanından binmişler, İstanbul'dan Antep'e gelmişler, oradan da Maraş'a geçmişler. Tatile gelirken buraya geliyorlar, itfaiyeci kapasitemiz var diyorlar. Ve bizim ekiplerle birlikte aldık yanımıza. Ki onlar da günlük Antep'e gidip geliyorlarmıştı. Dedik tamam size kalacak yer verelim, bizimle çalışın. Gene hakeza Bosna Hersek'ten yani 180 kişi civarında yabancı yardıma gelen kişiler vardı. Bunlar bireysel gelmişler. Evet, peki. Allah razı olsun. Gelen herkesten, yardımda bulunan isimsiz kahramanlardan dua ediyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Peki hocam. Deprem mevzularımız hakikaten içimizde hala kanayan bir yara ve ömrümüzce kanayan bir yara olarak devam edecek yüreğimizde. İnşallah güzel karşılaşmalarla, güzel tevaffuklarla biz ölülerimize rahmet göndererek, kalanlarımıza sabır dileyerek, onlara şefkat göstererek böyle yaşamayı öğrenmeye çalışacağız inşallah. İnşallah. Eyvallah. Hocam programımızın girişinde hayat rehberi olarak Kur'an dedik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Kur'an-ı Kerim'in, Kerim kitabımızın içerisinde Kur'an'la ilgili o kadar çok ayet var ki. Kur'an hatta meydan okur. İşte bütün insanlık bir araya gelse böyle bir kitap ortaya getiremez diye. Mesela meydan okumalar şüphesiz Allah'ın katından indiğini ifade eden cümleler. Kur'an'ın bir hayat rehberi olması hususunda ne söyleyebiliriz, ne dersiniz hocam? Ömer abim sizin de katkınız olursa sizden de alalım inşallah. Buyurun hocam. Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. Kur'an-ı Kerim bize hayat veren ilkeleri haber verir ve onlara davet eder. Buyurur Rabbimiz ayet-i kerimede. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَلِلْرَسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُح۪يكُمْ Ey iman edenler, sizi hayat veren ilkelere davet ettiğinde Allah'ın ve Peygamber'in çağrısına uyun der. Dolayısıyla Kur'an'ın haber verdiği hakikatler bize hayat verer, hayat verir. Yine bir başka ayet-i kerimede Rabbimiz لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنَ Bu Kur'an dirilere mesaj veren, dirilere ibret olan bir kitaptır der. Dolayısıyla Yüce Rabbimiz... Dirilere mesaj olan. Evet. Dirilere önemli değil mi hocam? Dirilere. Dirilere mesaj. Diri olarak bizlerden bahsediyorsa. Bize bahsediyor, bize bahsediyor. Nasıl yorumlarsınız hocam? Yüce Rabbimiz aslında bizi muhatap kılıyor. Ve Yüce Rabbimiz alemlere rahmet, Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla aslında insanlığa muhteşem bir kitap ulaştırdı. Biz bu kitap sayesinde yaratılışımızın gayesini, varoluşumuzun hikmetini öğrendik ki insanlığın en büyük arayışı budur. Varoluşumuzun gayesi nedir? Yaratılışımızın hikmeti nedir? Kur'an bunu cevaplıyor. Ve biz Müslümanlar 14 asırdır gönül dünyamızı, zihin dünyamızı, ruh dünyamızı Kur'an'ın, bu kitabın ilkeleriyle tezyin etmeye çalıştık. Bununla yetinmedik, ona sarsılmaz bir imanla bağlandık ve ona bir muhabbet besledik. Yine Kur'an-ı Kerim
İşte bunun, işte bu kitabın adı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim demek okunan, tekrarlanan, şerefli, değerli bir kitaptır. Yine şunu ifade edelim. Evet. Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Hakk'ın biz müminlere en büyük hediyesidir. Ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın en kıymetli emanetidir. O yüzden bu emanete sahip çıkmak, bu mirası hayatımıza taşımakla mükellefiz. Eğer onu hayatımıza taşıyabilirsek, onun hayat veren ilkelerimizi hayatımızla buluşturursa o kadar anlamlı olur. Kur'an-ı Kerim'in aslında bizim hayatımıza dair o kadar çok ilkeleri var ki, bizim sesimize müdahale eder, sesimize yön verir. Yani mesela Kur'an-ı Kerim "Vağdud min savtik" böyle bağıra çağırarak konuşma der. Ölçülü konuş der. Kur'an-ı Kerim bakışımıza yön verir. Der ki ey mümin erkek, ey mümin kadın gözlerinizi helale yöneltin der. Kur'an-ı Kerim yürüyüşümüze müdahale eder. Vakur yürüyün der. Ölçülü yürüyün der. Hayatın her alanına nüfuz yani, eder. Yani sesinizden yürüyüşünüze, yürüyüşünüzden bakışınıza, eve girişinize, aile hayatınıza, kısacası hayatınızda sizi en doğruya ileten kitaptır Kur'an-ı Kerim. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde Rabbimiz öyle buyurur. İnne hazel Kur'ane yehdi lilleti hiye akvam. Hiç şüphesiz bu Kur'an en doğru yola iletir. Dolayısıyla doğru yolu arzu eden, hakkı ve hakikati arzu eden her birey Kur'an'a yönelmelidir. Kur'an-ı Kerim müttakiler için bir rehberdir. Kur'an-ı Kerim müminler için bir şifadır, bir rahmettir, bir bereket kaynağıdır. Evet. Ve Kur'an-ı Kerim bizi yüceltmek için gelmiştir. Yüceltmek için gelmiş. Allah Resulü öyle buyuruyor. Allah Teala bu Kur'an'la اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ اَخَر۪ينَ Kur'an'a uydukları için, hayatlarına Kur'an'ı taşıdıkları için nice toplumları, nice milletleri yüceltmiştir buyuruyor. Ama nicelerini de Kur'an'a sırt çevirdikleri için, Kur'an'a kulak vermediği için de alçaltır buyuruyor. Dolayısıyla yücelmenin, efendime söyleyeyim, hayatta anlamlı bir birey olarak var olmanın yolu Allah'ın kitabına kulak vermektir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de yine Taha suresinde Hazreti Musa'nın Tur-i Sina'ya giderken ki Cenab-ı Hakk'ın vahyine muhatap olması vardır. Evet. Tur-i Sina'ya geldiğinde Rabbimizin ona bir seslenişi var. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى Ey Musa, sana vahyedilene kulak ver der. Bugün bizim kulağımıza, gönül dünyamıza o kadar farklı yönelimler, mesajlar, şunlar bunlar var ki mümin neyin sesine kulak verecek? Kur'an'ın sesine kulak verecek. Evet. Ama şunu söyleyelim, bir de onun da altını çizelim. Kur'an Allah Resulü'nün hayatında yaşanılır bir kitaba dönüşmüştür. Allah Resulü'nü bir kenara bırakarak, Allah Resulü olmadan ona rağmen Kur'an'ı anlamlandırmak, Kur'an'ı hayata taşımak mümkün değil. Girişte siz çok güzel ifade ettiniz. Hazreti Ayşe annemize Allah Resulü'nün ahlakı nedir denildiğinde siz hiç Kur'an okumuyor musunuz diye ifade ediyor. Onun ahlakı Kur'an'dı. Dolayısıyla Allah Resulü'nün şahsında Kur'an yaşanan bir kitaba dönüşmüştür. Efendimizin hayatından onu süzerek, onu adeta yudum yudum yudumlayarak hayatımıza taşıyacağız ki Ramazan ayındayız. Bu yönüyle de Kur'an-ı Kerim'i tefekkür etmek, tedebbür etmek noktasında bir fırsattır bu. Bunu da gerçekleştirelim. Bunu gerçekleştirirsek o zaman Kur'an ayının hakkını vermiş oluruz. Evet. Biliyoruz ki idrak ettiğimiz ay Ramazan ayı. Biz buna 11 ayın sultanı diyoruz. Niçin? Çünkü Kur'an onda nazil olmuştur. Bu 11 ayın sultanında idrak ettiğimiz bir gece var. 1000 aydan hayırlı bir gecedir. Niçin? Çünkü o gecede Kur'an inmiştir. Her şeyin merkezinde Kur'an var. Yine Kur'an-ı Kerim'in indiği şehir, Ummul Kura, medeniyetin merkezidir.
Bütün evet. insanlığın merkezidir diyor Cenab-ı Hak. Niçin? Çünkü Kur'an o şehre inmiştir. Yine Abdullah'ın oğlu Muhammed'dir ama Kur'an geldikten sonra alemlere rahmet Muhammed'dir. Dolayısıyla biz aile hayatımıza, biz ticari hayatımıza, biz komşuluk ilişkilerimize, toplumsal hayatımıza Kur'an'ı kattığımız zaman tıpkı Ramazan'ı, tıpkı Kadir Gecesi'ni, tıpkı Mekke-i Mükerreme'yi mükerrem kıldığı gibi, şerefli kıldığı gibi, değerli kıldığı gibi bizi de değerli kılacak. Ramazan'la bunu tefekkür etmeli, tedebbür etmeliyiz. Çünkü Kur'an ayı diyoruz. Evet. Ey mümin gel Kur'an ayında Kur'an'la buluş, Kur'an'ı oku. Tabinin büyüklerinden birinin çok güzel bir sözü var. Allah Kur'an'ı hayatımıza taşıyalım diye bize gönderdi. Biz sadece kelamını okumayı amel edindik diyor. Kelamı okuyacağız. Elbette sevabı var. Ama Kur'an'ı okumaktan maksat onu anlamak ve Kur'an-ı Kerim'i anlamaktan sonraki en önemli yolculuğumuz onu hayata evet. taşımak. Hocam bu mevzu çok önemli değil mi? Evet. Mesela ashabtan da girizgahta ifade ettiğiniz üzere bazı örnekler verdim. Sahabe efendilerimiz birbirleriyle zaten kelamların en yücesi olan, o güne kadar görülmemiş bir kelam olan Allah kelamıyla birbirleriyle muhatap oluyorlar. İşte iki sahabe efendimiz bir araya geldikleri zaman mesela birbirlerine Asr suresini okuduktan sonra ayrılıyorlar. Yani ayet, Kur'an-ı Kerim sahabe efendilerimizin hayatının merkezinde, sohbetinde, amelinde. Ya bu Ramazan-ı Şerif Kur'an ayı belki Kur'an'la daha çok muhatap oluyoruz, daha çok anıyoruz. Belki ifade ettiğiniz yüzünden daha çok okuyoruz bu ayda ama amacımız diğer aylarda da hatta ayların oluşturduğu diğer yıllarda da ömrümüz boyunca bu Kur'an ahlakını ömrümüzde bir kanaviç örgüsü gibi inşa etmek. Evet. Değil midir hocam? Elbette. Sahabe-i kiram efendilerimizin Kur'an'a yaklaşımı, Kur'an'a bakışı bambaşka. Yani hayatlarının merkezinde o yer almış. Hazreti Ömer Efendimiz Bakara suresini bir rivayette 8 yıl, bir rivayette 10 yıl boyunca okumuş, onu anlamlandırmış ve bitirdiğinde kurban kesmek suretiyle bu sevincini yaşamış, paylaşmış, ikram etmiş yani. Efendimizin şu hadisi de hepimizin kulağında devamlı bir küpe olmalı. اِنَّ الَّذِي لَيْسَ ف۪ي جَوْفِه۪ي شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ Gönlünde, gönül dünyasında Kur'an'dan bir şey olmayan kimse yıkık, harabe, virane ev gibidir buyuruyor. Dolayısıyla aslında gönül dünyamızı mamur kılmak, hayatımızı anlamlı kılmak istiyorsak mutlaka Kur'an'la buluşacağız. Evet. Kur'an'la tanışacağız ve Kur'an'ı hayatımıza taşıyacağız. O yüzden sahabe efendilerimizin birbirleriyle olan diyaloglarında Kur'an merkezdeydi. Kur'an'ı akşamleyin nazil olur, biz hükümlerini, bize olan öğretilerini öğrenir, ardından gündüz onu hayatımıza taşırdık diyor sahabe. Bizim bugün böyle bir Kur'an okumaya ihtiyacımız var, böyle bir Kur'an'ı anlamlandırmaya ihtiyacımız var. Ramazan'ı şöyle değerlendireceğiz. Elbette Ramazan'da Kur'an'la olan münasebetimizi arttıracağız ama biz mevsimlik bir din anlayışımız yok. Tabii. Aylık bir din anlayışımız yok, haftalık bir anlayışımız yok. Biz hayat boyu kullukla mükellefiz. Biz Ramazan'ı niçin yoğunlaştırılmış bir eğitim olarak görüyoruz? Çünkü Ramazan bir mektep. Ramazan'ı bir mektep olarak değerlendireceğiz ki sahil aylarımız Ramazan'ın o güzelliğiyle devam etsin. Evet, bize bir istikrar, bir disiplin kazandırsın, bir idrak kazandırsın ki hayatımıza nüfuz etsin Kur'an. Ömrü de Ramazan olanın ahireti bayram olur. Bayram olur. Evet hocam dilinize sağlık. Zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor derler. Evet. Yani zaman ne kadar ileriye giderse gitsin Kur'an her çağ, bulunduğu her döneme, bulunduğu her insana hitap edecek yenilikte. Zaman ihtiyarlıyor ama Kur'an gençleşiyor. Peki Ömer abim, Kur'an ve insan ilişkisi bağlamında siz ne söylemek istersiniz?
Sonra hocama dönüp programımızı bitirelim inşallah. Az bir vaktimiz kaldı. Buyurun. Hocamın dediği gibi belirli bir sadece Ramazan ayında bu Kur'an'ı kendine rehber edinmek insanların genelde düştüğü büyük bir gaflet. Yani Ramazan geldi alkolü bırakalım, Ramazan geldi biraz namaz kılalım gibi şeyler. Kur'an-ı Kerim insanın ve insanlığın bir kullanım kılavuzu gibidir. Yani her safhasına hitap etmek zorundadır. Öyle sahabeden de örnek verildi. Yani içkiyle alakalı ayeti kerime nazil olunca anlatılır işte sokaklardan seller gibi içkiler dökülmüş. İnsanlar evindeki o alkolden kurtulmadığı müddetçe başka bir ayet ezberlememiş. İlk önce o ayeti hayatına uygulamış, ondan sonra başka bir ayete geçmiş. Biz de Ramazan'ı bu şekilde bir fırsat bilip, Kur'an-ı Kerim'i yeniden hayatımıza inmiş gibi farz edip, baştan bir başlamak lazım. Evet, peki inşallah. Duamız olsun efendim. İnşallah. Kıymetli hocam, şimdi kalbi kanserleşmemiş, akli melekelerini kaybetmemiş, ruhu henüz o kanser hücrelerine tutulmamış herkes, Kur'an'la muhatap oluyorsa Kur'an'dan etkilenmesi muhakkaktır derler. Evet. Kur'an'ın böyle bir mucizesi var çünkü Allah kelamı. Ne dersiniz hocam? Şöyle söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Kur'an'dan istifade etmenin aslında yegane yolunu söylüyor. İman edeceğiz. İman edilmediği müddetçe Kur'an'dan istifade etmek mümkün değil. Ona kulak vereceğiz. Çünkü وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ O müminler için bir rahmettir. Biliyorsunuz Allah Resulü'nün döneminde müşrikler vardı. Münafıklar vardı. Onlar da Kur'an'ı dinliyorlardı. Ama o kalpler öyle kapatmışlardı ki sadece onların azgınlıkları artıyordu. Müminler dinleyince nasıl dinliyordu? Onların imanı artıyordu. Teslimiyetleri artıyordu. Sadakatleri artıyordu. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in hayatımızdaki yerini özetleyen bir hadisle bitirelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifi var. Hadisin başında ileride bir takım zorluklarla, imtihanlarla karşılaşacaksınız. Bu zorluklarla karşılaştığınızda size tabi olacağınız bir şey söyleyeyim diyor. Uzunca bir hadis, o uzunca hadisin son bölümünü şöyle paylaşmış olayım. Buyuruyor ki, Tirmizi'de ve Darimi'de geçen bir rivayet, Men kâle bihi sadaka. Kim onunla konuşursa doğru konuşur. Çünkü ve men asdaku minallahi hadise. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır ki? Evet. Beşer sözü değil o. İlahi kelam. Kim onunla konuşursa doğru konuşur. Ve men amile bihi ucira. Kim onunla amel ederse mükafatını bulur. Ecrini alır. Ve men hakeme bihi adale. Kim onunla hükmederse adaleti tesis etmiş olur. Çünkü Allah mutlak adildir, mutlak adalet sahibidir. Mutlak adalet sahibi Rabbimizin kelamı olan Kur'an'ı yaşam süreçlerine taşıyanlar yine adaleti tesis etmiş olurlar. Evet. وَمَنْ دَعَى اِلَيْهِ هَدَى اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Kim de ona çağırırsa, Kur'an'a çağırırsa dosdoğru yola çağırmış olur. Sırat-ı müstakime çağırır. Sırat-ı müstakime çağırmış olur. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisin sonunda uyarısı şu. Al bunu kulağına küpe yap buyuruyor. Evet. Hepimize küpe yap dercesi. Aynen onu söylüyor. Evet, bize. Peki. Hocam teşekkür ediyoruz. Son bir dakikamız kaldı. Allah razı olsun. Değerli misafirlerimiz, değerli izleyenlerimiz, bugün İl Müftümüz Hüseyin Hazırlar ve Ankara İHA Arama Kurtarma Ekip Lideri Ömer Ünal ağabeyimiz bizlerle beraberdi. Hocam şöyle bitirelim programı dilerseniz. Yedi askı şairleri Kabe'de, işte Ukas Panayırlarında her sene o Mekke'de, Arabistan Yarımadası'nda en iyi şiirler yedi askı şairleri olarak asılıyor ve yedi tane en güzel şiir sergileniyor. Çünkü şiir, dil, beyan müthiş rağbet ve teveccüh evet. görüyor o dönemlerde. En ünlü şairlerden bir tanesi Arabistan Yarımadası'nda Mekke'de Hazreti Peygamber'den ayet dinledikten sonra o ünlü şairin kızı o yedi askı şairlerinden bir tanesini şiirini söküyor. Altın yaldızlarla yazılmış şiiri
diyor ki Allah kelamının yanında bunun çöp kadar değeri yoktur. Evet. Peki. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli TVNet izleyenleri, bugün hayat rehberi olarak Kur'an'ı konuştuk. Yarın sahurda tekrar görüşmek ümidiyle efendim. Hoşça kalın.